Bir tarafta onlarca, hatta yüz milyonlarca dolarlık savaş gemileri. Karşılarında ise değeri 80-90 bin dolarlık kamikaze, insansız botlar. Ve savaş tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Kamikaze, insansız botlar savaş gemilerine saldırıyor ve artık denizcilik için yeni bir dönem başlıyor. Ukrayna Savaşı'nda yepyeni teknolojiler savaş sahalarında gözüküyor. Önce insansız hava araçları, onun karşılığında havadan giden, dolanan kamikaze drone sistemleri. Arkasından ticari, FPV olarak adlandırılan dronlarla başlatılan saldırılar. İşte savaşın son halkasını kamikaze özel saldırı botları oluşturuyor. Bu sistemler yepyeni savaş konseptlerinde ortaya koyuyor. Bu dönemde Rusya arka arkaya Karadeniz'de çok fazla gemi kaybetti. Bir dönem Karadeniz'in en güçlü donanmasına sahip olduğunu ilan eden Rusya artık gemilerini limanlardan çıkaramaz hale geldi. Bunun nedeni Ukrayna'nın geliştirdiği insansız kamikaze su üstü dronlarıydı. Bu dronlarla yapılan sürü saldırıları gemiler için çok ciddi bir tehdit oluşturdu. Bu videoda konumuz insansız deniz üstü sistemler. Uzmanlarla beraber bu sistemleri beraber inceleyeceğiz. Yapılan saldırıları değerlendireceğiz. Orta çağın ünlü yangın gemilerini, fire ship'lerini size söyleyecektir. Hatta işte 1588'de İngiltere'ye işgal için hazırlanan ünlü İspanyol armadasını durduran yöntemlerden biri olarak da öne çıkar. İşte insansız tekneleri, ufak gemileri yakarak rüzgara ve akıntıya güvenmek suretiyle düşmanın donanmasının toplandığı yere gönderiyorsunuz. Tabii bahsettiğimiz işte 13. yüzyıl, 14. yüzyıl, 15. 16. yüzyıl uzaktan kumanda diye bir şey söz konusu değil. Rüzgara ve akıntı hesabı bol da şans faktörüyle düşmanı vuracağını düşünüyorsunuz. Dronlara gelecek olursak tabii uzaktan komuta etmek için bizim radyo dalgalarını kontrol edebiliyor olmamız gerekiyor ki bu da 20. yüzyılın başında. Aslında Almanlar 1. Dünya Savaşı'nda ilk örneklerini yapıyorlar ama tabii işte o dönem daha uzaktan kumandanın, gerçi insansız hava araçlarının falan da bu arada yapılmaya başlandığı bir dönemdir. İnsansız hava araçları da aynen bu deniz araçları gibi 100 küsur yıllık bir geçmişi var. İki Dünya Savaşı'nda benzer şeyler deneniyor ama genelde olay gerçekten kamikaze saldırısı gibi. Son dakikaya hedefe 100 metre, 150 metre yaklaşana kadar bir pilot tarafından kontrol edilen, ondan sonra da tekneden atlayıp kontrolü bağladığı ve hedefe doğru gideceğini umduğu tekneden ayrılan deniz komandoları tarafından icra edilen faaliyetleri, saldırıları görüyoruz. Tarih tekerrürden ibarettir. İşte bu botlar yıllar sonra Ukrayna Savaşı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Şimdi yapılan saldırıları doçent doktor Bleda Rıza Kurtarcan ve Gencay Gençer sizler için yorumlayacak. Görüntülerde izlediğimiz kadarıyla gündüzleyin gerçekleşen bu saldırıyı su üstü gemisi mevcut olan kendi su üstü angajman kabiliyetleriyle etkisiz hale getiriyor. Burada detaylı bir açıklama yok ancak muhtemelen cruiser, yani operatörlerin kendi kullandığı silahlarla bu angajmanı gerçekleştiriyorlar. Deniz durumunun iyi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çok uzak mesafeden botun yaklaştığını görmüşlerdir. Bu onların avantajıydı. Ama bu her zaman bu şekilde olmuyor. Nitekim konuşacağımız diğer konularda da saldırıların gece, hatta dalgalı ya da ufak dalgalı, dalga boyunun 1-2 durumunda olduğu zamanlarda da bu saldırıların olduğunu ve başarıya ulaştığını göreceğiz. Gün ışığı var. Daha da önemlisi deniz çok sakin. Deniz çok sakin. Ve bir görüş menzili var. Ve daha da önemlisi tabii menzilin üzerine nişan aldığınızda nişan aldığınız yeri bulmanızı sağlayacak kadar düzgün bir deniz var. Sallanmıyorsunuz. Kesinlikle. Bildiğiniz başka bir şey daha var. Bu da istihbarat gemisinin zaten çok ağır silahlı olmadığı ve söylediğim gibi personel tarafından kullanılan 4 adet ağır makyol tüfeği var. 14.5 mm. Dolayısıyla çok stabilize sistemler vesaire değiller ama bu koşul yıllarda işe yaramış gibi gözüküyor. Burada benim yorumum en önemli yorum. Bir öncekinden şimdi ters açıyla görüyoruz. Bakın şimdi deniz durumu var. Kesinlikle. Muhtemelen yine aşamada sorun yaşamamış olabilir. Tabii bu deniz durumu tek başına etkili değil. Aynı zamanda radarları etkileyen başka faktörler de var ama bakın son yaklaşmaya gelmiş. Yani artık en kritik olan 1000 yarda ya da 1000 metrenin içine girmiş. Çok içinde. Çok içinde. Muazzam miktarda bir atış var geminin üzerinden ve buradaki personel canla başla hisse getirmek için insansız süs drone'unu angajman gerçekleştiriyor ama mermilerin birçoğu suya düşüyor. Temelen şu an o botun üzerinde de mermiler isabet ediyor ama demin ki bir önceki görüntü olduğu şanslı gibi bir atış olmadığı şanslı için. Şanslı bir atış olmadığı için içeride detonasyon sebep olmuyor ya da seyir süper sistemlerini vurmuyor ya da kamerasını vurmuyor. O evet. Mermiler o aldığı ufak yaralarla yani bu insansız deniz aracı batacak ama belki 30 dakika sonra batacak. Evet. Ama maalesef 5 saniye sonra veya 10 saniye sonra zaten temas edecek. Gemiye temas edecek. İşte burada nitelikli atış dediğimiz, nitelikli mühimmatla vuruş dediğimiz konuya karşı yani o konuyu altını çizmek istiyorum.
Sayın Hocam, bir diğer saldırı görüntüsü. Bu sefer Ukrayna su üstü dronlarının açısından inceleyeceğiz. Hı hı. Ben öncelikle sözü sıra bırakıyorum. Olayın tarihi, geminin genel bilgileri. Onlarla başlayalım. Sonra ben kendi perspektifimi anlatacağım. Lütfen siz de daha sonra kendi bilgilerinizi paylaşırsınız. Teşekkür ederim. Burada Sergey Kotova, 2260 sınıfı devriye korvetine yapılan ilk saldırının görüntülerini görüyoruz. Ki bu da işte 2023'ün Eylül ayı falan diye hatırlıyorum. Bir evvelki Ivan Kursa yapılan saldırıyla kıyasladığımızda bu birazcık daha önemli. Çünkü muhtemelen işte deniz koşullarının ve hava koşullarının saldıran tarafa avantaj sağladığı bir ortamda icra edildiği gibi aynı zamanda da daha ağır silahlı bir su üstü muharip bir olarak nitelendireceğimiz bir korvete karşı icra ediliyor saldırı. Dolayısıyla tabii neticesi çok parlak olmuyor. Yani hasar verdiği söyleniyor, hasar neticesini bilmiyoruz ama nihayetinde gemi batmıyor. Bu sene batacak. 6-7 ay sonra evet batacak, kaderinden kaçamadı tabii. Daha ağır silahlı bir geminin üzerindeki bütün silahları kullanarak angaje olduğunu görüyoruz birden farklı hedefe. Çünkü işte baş topu başka bir hedefe angaje olurken yakın savunma makine tüfekleri de video kaydının yapıldığı insansız deniz aracına doğrudan ve aslında da fena da olmayan doğrulukla ateş ediyorlar. Mermiler bayağı yakın vuruyor suya. Bu su üstü drone'u isabetle alıyordur burada. Emin olamamakla beraber isabetle alıyordur. Ancak göreve sakıt bırakacak şekilde bir yara etki almadığı için ve etki doğurmuyor. Neden? Çünkü nitelikli kullanılmıyor. Yani burada mühimmatlar zırh delici ya da işte yüksek hızlı mühimmatlar. Yani sanki bir botu bundan bu taraftan fiber karnalı. Kesinlikle. Bildiğimiz kadarıyla öyle. İle fuarına sergilenmişti aslında. Orada görmüştük ama tabii ki bazı bilgileri saklayabiliyor. Mermiler botu şişleyip geçiyor. Yani üstten geliyor. Olsa bile şanslı bir atış olmadığı sürece detonasyona sebep olacak. Detonasyona sebep olacak. Yani üzerine seyir süper sistemleri vurmadığı sürece, motor bloğunu vurmadığı sürece, içindeki imlayı hakkını yani tahrip kalıbını vurmadığı sürece görevden sakıt kalmıyor ve ilerlemeye devam ediyor. Nitekim ne oluyor? Sonunda da infilak ettirerek arzu edilen zararı veriyor. Kısmı en azından. Dolayısıyla burada bence en önemli şey binlerce mermi atmaktansa nitelikli mermiyle angaje olup mümkünse yüksek tahrip gücüne sahip high explosive. Şarapın etkisi. Evet, şarapınlar ve high explosive'in yaratmış olduğu detonasyon şokuyla zarar verilmesinin böyle bir durumda etkili olacağını değerlendiriyorum. Bir başka görüntümüz var. Yine Ukrayna su üstü kamikaze dronlarının açısından çekilmiş görüntüler. Bir önceki yorumlanmış olduğumuz görüntünün devamı niteliğinde, daha doğrusu nasıl devamı niteliğinde, orada yara alan Sergey Kutov korveti burada batıyor. Bunun net bir şekilde bize ulaşan görüntülerini inceleyeceğiz. Aslında teorik olarak her şey birebir aynı. Gece şartlarında gördüğünüz gibi muhtemelen yine son 1000 metresine kadar fazla bir temas alamadılar. Son 1000 metresine burada ana bataryanın da çalıştığını görmüyoruz. En azından çekilen görüntülerde ben görmedim. Evet, ben de hiç görmedim. Hatta bunun su üstü kamera, yani gemiyi savunanların kamera açısından görüntüleri de var elimizde. Orada da bakacağız. Ben ana batarya ateşlemesi ben de görmüyorum. Ama hani birden fazla drone saldırıyor. Belki birkaçını bertaraf etmiş olabilirler ama net bir şekilde gördüğümüz 2 ila 3 yaylım ateşini göreceğiz. Arkadaki drone, yani öndeki başarılı olan diğer takım arkadaşının yapmış olduğu başarılı saldırıyı net bir şekilde bize gösteriyor. Evet. İnanılmaz bir patlama. Geminin iskele tarafına, iskele kıçamuzuna yakın bir yerde, ama kıçamuz değil, iskele vasattan bir saldırı. Zaten botların indirildiği kısmı. Evet. Net bir şekilde muazzam bir saldırı, muazzam bir başarı. Tabii rakibi tanıdıktan sonra, zafiyetlerini bildikten sonra, kendi kabiliyetlerini de geliştirdikten sonra giderek daha başarı şansı yüksek saldırılar gerçekleştiriyor. Bu video yine görece yeni tarihli. Öyle bir swarm saldırısının gerçekleşmesi suretiyle batan bir Rus gemisine ait. Hı hı. Burada Ivanovets hücum botunu görüyoruz. Tarantul sınıfı. Ve yine kıç taraftan yapılan iskele ve sancaktan gelen kışlarla zaten kıç tarafı hemen dağıtılıyor geminin. İskele tarafında da bir delik açılıyor zaten. Evet. Yani. Swarm, gerçek anlamda bir swarm saldırısı derken hani bildiğim kadarıyla 9 civarında insansız deniz aracının kullanıldığı en azından açık kaynaklarda bahsi geçen şeyler bu tabii. Resmi rakamlar değiller. Burada bence artık kesinlikle yeni konseptlerin ortaya konması gerekiyor. Yani tam kumandalı, komutalı silah sistemlerinin daha büyük kalibre, daha yüksek atış silahlarla desteklenmesini. Bizim burada biliyorsunuz uzun zamandır çalıştığımız bir konsept var. 30-13 konsepti. 30-13 özellikle etkili olduğu 2 metre içerisinde yüksek atış hızına sahip olan revolver mekanizmine sahip top. Bu topun bu tip bir saldırıda son çare olarak kullanılması şu anlama gelir. Bakın burada gördüğünüz suya düşen vuruşlar, yani bazıları bota isabet ediyor ya, isabet etmesiyle beraber yüksek patlayıcılı mühimmatının etkisiyle saldıran kamikaze dronları imha etme şansı çok daha fazla.
Yani bir su üstü gemisini düşünün. Gemicilerin görmek isteyeceği en son şeylerden bir tanesi bir torpilin size geldiği görebilirsiniz. Kapınız yaklaşınca şartlarında ve artık hayatlarında bir de kamikaze ve su üstü dronlarının etkisi geldi ki çaresizlikle ellerindeki tüm imkanlarla buradan aslında hani tarafsız bir şekilde ellerinden gerekirse yani son ana kadar disiplinlerini koruyorlar. Japonları korumak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak artık bu çağda böyle bir savunma kalmadı. Yani burada ellerinde termaller, gece görüşleri ama zaten o unsuru isabetli bir şekilde vurmaları olasılığı. Stabilist sistemler kullanmıyorlar. Attıkları merdiven ne kadar hedefe gidiyor tamamen tartışma konusu. Dolayısıyla burada tekrar söylüyoruz. UKSS gece gündüz ve termal özelliğe sahip UKSS ve tabii ki mutlaka tabii ki burada stabilist olacak. Nitekim mimat taşıyabilen çapta bir orta kalibre top. 30-113 tarzında bir top ve mutlaka hale kısmısı ya da çatlaşma tapalı bir parça tesirli bir mimatla bunu donatmaları gerekiyor. Onun dışında bir kaostan çıkmaları olası değil. Yani az evvel de söyledim. Görece yeni dizayn gemilerde bu unsurlara sahip olmadığınız takdirde av oluyorsunuz. Şimdi mevcut platformdan hızlı bir şekilde örnek veriyorum. Siz X ülkenin donanmasısınız. Tabii. Mevcut milyarlarca dolar belki asetlerinize para harcamışsınız. Bunların aylarca hepsinin tersaneleri alıp kapsamlı bir falan değil de çok hızlı bir şekilde butik yani üzerine çok modüler bir şekilde entegre edilebilen sistemlerle bunu çözülmesi lazım. Kesinlikle. Yine en azından biz, ülkemiz bu konuda çözümler sunuyor. Bu da bizim için yani geleceğe dair daha güvenli bakmamızı sağlayan önemli hususlardan bir tanesi. Kesinlikle. Aslında bu su üstü saldırılarında kamikaze tekneleri görebilmek oldukça zor. Geminin radarları dalgalar arasında hareket eden ve çok hızlı manevra kabiliyetine sahip bu dronları tespit etmekte güçlük çekebiliyor. Dalgalar arasında bunu göremeyebiliyor. Ukrayna'nın kullandığı dronlar, bu kamikaze insansız deniz araçları, su jetinden 1 metre, 1,5 metre daha büyük. Yani su jet dediğimiz jet ski tabir ettiğimiz deniz araçlarından 1 metre, 1,5 metre daha büyük araçlar. Yani aslında çok küçükler. Karadeniz'in dalgalı havalarında dalgaların arasında hareket ederek gidiyorlar. Yani bile bir küçüklükte oldukları için dalgaların üzerinde zıplayarak gitmek yerine dalgalarla hareket ederek gittikleri için de bu deniz formunun yüzeye yakınlığı sebebiyle radarlar bunları tespit etmekte çok zorlanıyor. Çok çok yakınına gelene kadar da fark edemiyorlar. Özellikle dalgalı havalı. Fark ettiklerinde de zaten artık bu dronlar saldırı düzenine geçmiş oluyorlar. Bir de eskisi gibi tek tek saldırmıyorlar. Grup şeklinde saldırdıkları için siz farkına vardığınızda önünüzdeki radarda geç kalmış oluyorsunuz. O yüzden küçüklüklerinden ötürü yüksek yapıları da yok. En yüksek yapı Starlink anteni. Onun haricinde yani toplasanız neredeyse deniz seviyesinden 1 metre falan yüksek bu cihazlar. Yani görülmesi gerçekten çok. O yüzden de radarlar maalesef bunları fark edemiyor. Botlara uygulanacak bir başka önlem elektronik karıştırma. Ancak yeni nesil sistemlere sahip bu botlar doğrudan haberleşme sistemlerini uydular üzerinden gerçekleştiriyor. İşte bu tür durumlarda elektronik karıştırma daha da zor hale geliyor. Şimdi uydu karıştırma çok çok daha zor. Uydu iletişimini karıştırma çok çok daha zor. Fakat Starlink alıştığımız örneğin TürkSat uydusunu karıştırma Ku-band gereği biraz daha zor. Ama Starlink daha aşağıda bir yörüngede olduğu için görece karıştırılabileceği söyleniyor. Ruslar bu savaşa başladıklarından sonra 3 gün ciddi anlamda Starlink'i karıştırdılar. Fakat sonrasında Starlink havadaki uydularına bile yazılım güncellemesi ve frekans güncellemesi göndererek elektronik harbin önüne geçti. Şu anda görüntülerde dikkat ederseniz çok kalitesiz böyle sürekli kaçmalar olan bir görüntü görürsünüz. Kararmalar olur, buzlanmalar olur, işte karıncalanmalar olur. O görüntü işte aslında elektronik harp. Yoksa Starlink o bölgeden size canlı HD anlık görüntü verebilecek kadar yüksek kapasiteye sahip. Fakat bundan daha az etkilenebilmesi için görüntü kapasitesini düşürtüp giden veri miktarını azaltıyorlar ve veriyi de maksimum kuvvetle göndermesi lazım bu az veriyi. Bu sayede hem yüksek teknoloji olduğu için elektronik harbe dayanıyor. Hem de çok yakınına gelene kadar elektronik harp Rusların başarılı olduğu kısımlar var ama Starlink konusunda çok çok yakınına gelene kadar etki etmiyor. Artık bazı gemilerinde vardı. Hani görüntü kararmaya başladığında gemiye birkaç metre kalmış oluyordu. O zaten artık hani kinetik beceriyle vurup gidecekti. Şu ana dek özellikle uyduları durdurmak konusunda Rusların hani belki de dünyanın çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Botlarla başa çıkmanın artık son aşamaya gelindiğinde en etkili yollarından bir tanesi ağır makinalı tüfeklerle bunların gemi personeli tarafından vurulması. Ancak burada da çok etkili atış yapabilen, nokta atışı gerçekleştirebilen ve etkili menzilleri yüksek seri atışlı sistemler gerekiyor.
Su üstüne bakıldığında dalgalı denizde ya da işte son birkaç saldırı gördük, hatta dalgasız denizde dahi demek ki kamikaze su üstü dronlarını gemiler, savaş gemileri, büyük asetler tespit edememiş. Bir şekilde tespit edememiş. Ve yakınına kadar girdiğini görüyoruz gece ve gündüz şartlarında. Burada ne anlıyoruz? Demek ki artık bu kadar yakına kadar girmesini engelleyemiyorsanız eğer siz mevcut radar sistemlerinizden, mevcut tespit sistemlerinizden demek ki artık göz teması sağladığı mesafede bir şey yapması lazım. Bu da gemiden başlayarak yaklaşık 2000 metreye kadar olan bir kısmı çok iyi bir şekilde donatmanız anlamına geliyor ki yine maliyet etkin çözümlerle gelmeniz lazım. Burada da hava hedefleri için yaklaşma tapalı demiştik. Bu sefer de high explosive, yani yüksek tahrip özelliğine sahip mühimmat atabilen, tehlikeli mühimmat atabilen silah sistemlerinin yine yüksek atış hızıyla, bir dekadelik atmış olduğu merminin yüksek olması şartıyla kullanılması gerekiyor. İşte bu tip ancak maliyet etkin sistemlerle bu tip halihazırdaki büyük asetlerinizi koruyabilirsiniz. Onun dışında şu an hiçbir donanma bir anda bütün insanlık gemilerini önümüzdeki minimum 5 yılda, yani bütün enerjisini harcısa bile değiştirmesi olası değil. Ki öngörülen şey yaklaşık 20 yıl gibi patenler çiziliyor ki bu asetler, çünkü büyük yatırımlar yapılmış durumda, yatırımlarla donanmalarına platformlar almış durumdalar. Bunların bir yaşam ömrü var ve bunlara trilyonlarca dolar para harcanmış durumda dünyanın tüm ülkeleri tarafından. Dolayısıyla bunları bir anda çöpe atıp bunların tamamını insansızlaştırmak, yani hemen olabilecek bir şey değil. Demek ki bunları korumanız gerekiyor. Bunun için de inanılmaz maliyetler karşınıza çıkarken saldıranların çok düşük maliyetlerinin olduğunu düşünürseniz kesinlikle az önce dediğim gibi maliyet etkin savunma sistemleriyle bunları korumanız gerekiyor. Bir diğer husus da sonuçta halihazırda gemiler var. Gemilerin hızlı bir şekilde korunması için bir şekilde entegrasyonlar yapması lazım ve burada çok büyük sistemler entegre etmek durumunda gemiler aile savaş görevlerini ya da barış görevlerini icra etmeyecekler, edemeyecekler. Çünkü bunların işte entegrasyonu bir süreç. Havuzlanması gerekiyor, geminin tersane alınması gerekiyor. Ardından sea trial dediğimiz deniz testlerinin yapılması gerekiyor. Bunların hep zaman alacağı için zaman da bir maliyet. O yüzden çok basit bir şekilde entegre edilebilir modüler uzaktan kumandalı sistemler. Bunların bizce en doğru tercih 33 kalibresi donatılmış uzaktan kumandalı komuta sistemleriyle hızlı bir şekilde donatılıp mevcut deniz güvenliğinizi, deniz güvenliğinizin ana unsurlu olan platformları koruyabilmeniz gerektiğine inanıyoruz. Atışlarda kullanılacak sistem kadar mühimmat da çok önemli. Yüksek tahribat gücüne sahip olan mühimmat tekneyi vurduğu zaman infilak etmesini sağlıyor. Bu konuda da kullanılacak mühimmat büyük önem taşıyor. Nitelikli mühimmat. Burada iki tane mühimmat çok öne çıkıyor. Proximity dediğimiz, yani yaklaşma tapalı. Diğeri ise high explosive dediğimiz yüksek tahrip gücüne sahip mühimmat. Bu iki mühimmatın devletimiz de şu an vizyon koydu bununla ilgili. Ama hızlandırılması gerekiyor. Yani bu projelerin vizyon olarak biraz daha öne alınıp hızlandırılarak hayata geçmesi gerekiyor. Çünkü bir sebepten bir mevcut savunmamız için, yani bu bizim yani dost ve müttefik ülkenin savunması için, sadece Türkiye hakkı düşünmeyin burada. Biz ise eğer ki savunma sanayinin her geçen gün bugün konumuz değil ama ihracatıyla ilgili konuşuyoruz. Yine ihracatta da çok önemli bir katma değeri ülkemize sağlayacaktır. Savaşlarda küçücük bir yenilik bütün stratejide farklı bir sayfanın açılmasına neden olabiliyor. Ukrayna Savaşı'nın başında Ukrayna donanmasının sadece tek bir büyük gemisi vardı. O gemi de Rusların eline geçmemesi için savaşın ilk gününde batırılmıştı. Yani Ukrayna'nın bir deniz gücü yoktu. Ama geliştirilen bu kamikaze tekneler, insansız sistemler denizde, Karadeniz'de Ukrayna'nın üstünlüğünü ortaya koydu. Ve bu adımla birlikte Rus donanmasının hareket kabiliyeti oldukça kısıtlandı. Ukraynalılar bu sistemleri sadece savaş gemilerine karşı değil, çeşitli deniz üslerinin vurulmasında veya Kırım Köprüsü'ne yapılan operasyonlarda da bu tür sistemleri kullandı ve karşı tarafın çok ciddi para harcayarak işte radarlar, farklı devriye botları, havadan helikopterle kontrol edilmesi gibi ciddi bir önlem almasına neden oldu. Ama her şeyde olduğu gibi bu botlarda Rusların bulacakları farklı tekniklerle bertaraf edilebilir. Savaş aslında biraz da bu tür bir teknoloji yarışı. Farklı açılım yapanlar, farklı düşünenler ve bu geliştirdikleri sistemleri hızla savaş alanına sürenler bir adım önde yollarına devam ediyor.